Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam NATO, Finlandiya ve İsviçre'nin NATO'ya katılma talebi ve Türkiye'nin buna vetosunu, yani Erdoğan'ın bütün bunları veto etmesini konuşacağız, tartışacağız. Ne olmuştu? Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte, savaşıyla birlikte güvenlik meselesi, NATO'nun genişlemesi yeniden gündeme gelmişti. Bugüne kadar Finlandiya ve İsveç NATO üyesi değildi. Buradan yeni bir güvenlik sorunu olarak kendi açısından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını gördüler ve NATO'ya katılmak istediklerini açıkladılar. Hemen ardından da Erdoğan veto etti. Veto gerekçesi ise Kürtlere yaptıkları yardımlar. Bu yardımlar gerçekten ne yardımı? Yardım yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Yetmiyor. Aynı şekilde bu ülkelerde yaşayan muhalifler, Kürtler, yazarlar ve aydınlarla ilgili de Erdoğan'ın talepleri vardı, itirazları vardı. Ya da bütün bunlar da pazarlık konusu yaptı. Bu isimlerden biri de yayıncı, yazar, insan hakları savuncusu Ragıp Zarakoğlu. Uzun süredir özellikle insan hakları alanında çalışmalar yapıyor. Kürt meselesinde son derece önemli çalışmalar yaptı. Ermeni meselesinde aynı şekilde öyle. Türkiye'nin Kürtlere, Ermenilere, etnik gruplara, azınlıklara yaptığı zulmü dünyaya anlattı. Yayınladık kitaplar daha çok bunlarla ilgiliydi. İşte bütün bunlar Ragıp Zarakoğlu'nu hedef yaptı. Hapis yattı, davalar açıldı. Pek çok şey, yani bu özelliklerinden dolayı başına gelmedi kalmadı ve en sonunda ülkesini terk etmek zorunda kaldı ve İsveç'e yerleşti. Türkiye, Erdoğan, Sayık Zarakoğlu'nun iadesini istiyor. Son NATO tartışmasıyla birlikte, yani İsveç'in NATO'ya girme talebiyle birlikte yeniden bu mesele gündeme geldi ve ilginç bir şekilde, ya da ilginç olmayan bir şekilde Sayın Zarakoğlu'nu istiyor Erdoğan. Bu pazar konusu olmuş şimdi. İsveç medyası da bu meseleye geniş yer verdi ve tartışıyor, konuşuyor. Bunu Sayın Zarakoğlu ile konuşacağız. Bu akşamki konuğumuz Ragıp Zarakoğlu. Ragıp abi, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Selamlar. Abi ne Yeni hissediyorsun? bir Evet. aradayız. Ne hissediyorsun? Yine birdenbire devletleri karşı karşıya getirdin. NATO ile Türkiye'yi karşı karşıya getirdin. Ya işte biraz bu tabii taciz olayı birçok bakımdan. Yani ben bir gazeteciyim. Şu anda basın konseyi üyesiyim Türkiye'de. Ve 50 küsür yıl devirmiş vaziyettim Türkiye basında. İkinci kimliğim de insan hakları savunuculuğu. Yayın alanında da ağırlıkla bu konular, yani hem azınlık hakları hem insan haklarını gündeme taşımaya çalıştım. Şimdi bu çatışmanın sebebi de tam bunun üstüne oturuyor. Yani Türkiye'nin yanlış insan hakları politikası, yanlış azınlık hakları politikası ve bunun uluslararası alanda yansımaları. Şimdi İsveç 200 yıldır düşünce özgürlüğünü esas almış bir ülke. Ve İsveç'in bu bir anlamda da anayasal yükümlülüğü. İsveç aynı zamanda farklı kimliklere de, bu arada kendi ülkesinde yaşayan diyelim yerli halklara karşı saygıyı da içeren bir politika uygulamakta. Elbette İsveç'in hiç hataları olmadı mı ya da olmuyor mu? Elbette her devlet gibi onun da hataları var. Şimdi bu İsveç ve Norveç'in NATO'ya başvurmasıyla birlikte bu bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir koz olarak kullanılmaya çalışıldı. Çünkü NATO'ya üye olabilmek için şey yapmamız gerekiyor, oy birliği gerekiyor. Yani üyelerin şey yapma hakkı var. Sadece Türkiye mi bunu istismar ediyor? Örneğin bugün Hırvatistan yine bir pazarlık konusu yaptı bu üyeliği. Efendim işte Bosna'daki Hırvatların durumu dikkate alınmalıdır. Türkiye diyor işte ama diyor işte İsveç'te bulunan
ve Türk Devleti'nin suçlu ilan ettiği kişiler iade edilmeli diyor. Şimdi bu kişiler kimler? Bu kişiler muhalif kimlikler ve farklı kimliklerden gelen insanlar, sadece politik olarak değil. İsveç'te bugün çok önemli bir Süryani toplumu var. Süryani toplumu Türkiye'de yaşayamadığı bir barış ortamını, kendi kimliğini rahatça burada dile getirebiliyor ve Süryani toplumunun aynı zamanda parlamentoda temsilcileri de var. Bu Kürtler açısından da geçerli ve Kürtler bir kimlik olarak saygı görüyor. Ve diyelim Kürt Enstitüsü var, İsveç Kürt Birliği var. Aynı zamanda mesela Türklerin de bu tip yapılanmaları var. Aynı şekilde diyelim din açısından da bu geçerli. Çünkü demokratik bir ülke. Demokratik bir ülkede bunların olması aslında bir lütuf değil. Aslında demokrasinin temeli ve Türkiye'de olması gereken bu. Ama bir türlü olamıyor maalesef. Yani bir ikinci meşrutiyetten beri, Tanzimat'tan beri Türkiye bu sorunları çözmekte aciz kaldı ve hep batıdan da gelen eleştiri ve önerileri bir şekilde jeopolitik konumunu kullanarak es geçmeyi başardı. Ama burada sadece Türkiye mi sorumlu? Aynı zamanda bu sorumluluk Batı ülkelerine de düşüyor. Amerika Birleşik Devletleri başta. NATO dedikleri örgüt kurulma amacının demokrasiyi, demokratik ülkeleri savunmak olduğunu açıklayan bir kuruluş. Aynı zamanda Avrupa Konseyi yine demokrasiyi esas alan bir kuruluş ve Türkiye bunun bir üyesi 50 küsür yıldır. Ama Türkiye'nin yaptığı hatalar, peş peşe gelen askeri darbeler hep bir şekilde belli vaatlere kanılarak geçiştirildi ve bu kanayan yaralar dindirilemedi maalesef. Bundan dolayı yani bu sorumluluk aynı zamanda bence Avrupa Konseyi'ne ve çünkü Türkiye üyesi aynı zamanda NATO'ya da düşmekte. Örneğin bir Yunanistan örneğine baktığımızda 1967 albaylar darbesinden ve juntasından sonra örneğin Avrupa Konseyi üyelikten çıkarma kararı aldı Yunanistan'a. Ama mesela Türkiye için bu gündeme geldiğinde 80 darbesinde ayağa fırlayan üyeler maalesef Avrupa Parlamentosu'nun partileri kapatılan, yasaklanan üyeleri oldu. Bunlar ama ayağa fırladılar. Aman aman Türkiye çıkarılmasın. İşte bu daha da zorlaştırır. İşte demokrasiye geçiş vaatleri alınsın, işte biraz sabredilsin. Maalesef bunda o dönem Avrupa Parlamentosu'nda üyesi bulunan Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük sorumluluğu var. Şimdi şöyle izin verirseniz şuradan devam edeyim. Birazdan da Avrupa Birliği, NATO, Amerika Birleşik Devletleri sorumludur kısmını biraz açmak lazım. O da evet. Şundan dolayı yani Türkiye'yi özellikle 20 yıllık AKP iktidarı döneminde sürekli bu ve benzer durumlarda pazarlık alanı açtılar Erdoğan'a. Evet. Oysa evet. Bu Amerika Birleşik Devletleri içinde NATO iddia edildiği gibi demokrasiyle yönetilen ülkeleri koruyacaksa NATO içinde aynı şekilde Avrupa'nın Avrupa yapan temel değerlerle de örtüşmüyor. Evet. Bir pazarlık alanı oluşturdular. Yani mülteciler meselesinde bunun böyle olduğunu gördük. En son işte konumuzda olan bu İsveç meselesi, sizin de pazarlık merkezine bir yazar NATO'yla işte Türkiye arasında bir pazarlık merkezine oturmuş durumda. Şimdi olacak iş değil. Yani Erdoğan'a bu alan nasıl açıldı? Neden? Bu bir şantaj mı? Boyun mu eğiyorlar? Ya da 1980'den örnek verdiğiniz halen bakış açı bu mu? Değişmiş değil mi? Neden Erdoğan'ın bu şantajlarına daha fazla boyun eğiyorlar? İşte Türkiye jeopolitik durumunu kullanıyor.
Örneğin yine baktığımız vakit benzer bir sorun Rusya'da yaşanıyor otokratik Putin rejimi nedeniyle. Yani bir anlamda kardeş rejim diye de niteleyebiliriz. Gazeteciler öldürülüyor, düşünce özgürlüğü, suç, hapiste bir sürü gazeteciler var. Rusya örneğin şey yapılabiliyor, Avrupa Konseyi'nden çıkarılabiliyor bildiğiniz gibi Ukrayna saldırısı nedeniyle. Ama aynı şekilde başka bir saldırı da söz konusu. 30 yılı aşkın bir süredir devam eden de facto bir Kürt savaşı yaşanıyor. Ve bu Kürt savaşının sonlanması konusunda da bir çaba harcaması gerekirken Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği bu konu her zaman es geçiriliyor. İşte terörizm bahanesiyle. Kürtler Orta Doğu'nun önemli bir halkı. 4 farklı devlet sınırları içinde yaşıyorlar ve benzer sorunlar yaşıyorlar. Bunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Yani Osmanlı İmparatorluğu'ndan arta kalan 2 sorun var. Biri Ermeni sorunu, yani birçok Osmanlı Devleti'nin tebaası olan ülke ayrılıp kendi ulusal bir devletini kurarken Ermeniler kurulabilir tehlikesi ile soykırıma uğradı. Kürtler ise yok sayıldı. Yani 100 yıldır Ermeniler katledildiklerini ispatlamaya çalışıyor Türkiye'de. Kürtler de 100 yıldır var olduklarını ispatlamaya çalışıyor. Üstelik Kürt siyasal hareketleri bu Türkiye'nin siyasal sisteminin bir parçası olmaya da hazırlar ve şu anda da parçasılar ve aynı zamanda şu anda parlamentoda yer almakta. Yani hem solu hem Kürtleri kucaklayan bir parti parlamentoda. O zaman sorun ne? Bunu anlamak çok zor. Ve bu Türkiye'nin gündeminde 60'lardan beri ve işte ilk gündeme getirilmesi Demirel'in ilk döneminde, Demirel'in daha acemi çırak olduğu dönemde ilk koalisyon hükümeti toplantılarında bu konuyu gündeme getirdiğinde Milli Güvenlik Kurulu üyeleri ayağa zıplamıştı. Ve ondan sonra tabii dersini aldı ve bu konuya bir daha hiçbir zaman bulaşmamaya çalıştı. Çünkü o dönemde Amerika Birleşikleri bu konuda bir şeyler yapmasını öneriyordu Türkiye'de. Demirel de kendi karnından çıkarmadı Amerika'nın önerileri üzerine. Madem bunlar müttefik bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin var olmasından yana, özellikle Sovyetlerin var olduğu bir dönemde ve Kürt sorununu da bir şekilde yumuşatılarak çözülmesinden yana, yine bu bir şekilde her zaman dile getiriliyor. Fakat bu nasıl bir ittifak ki? Bu bir türlü çözülemiyor. Bir benzer sorun Yunanistan-Türkiye arasında. Türkiye ile Yunanistan NATO'nun ortak üyesi Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği dışında. Şimdi iki NATO üyesi ülke savaş durumuna geldi 90'lı yılların ortasında. Ve aynı zamanda çok benzer bir şekilde Kürdistan'da korkunç bir de facto savaş durumu yaşanıyordu. Bu cesaret nereden geliyor? Bu cesaret o zaman şöyle deniyordu. Ya işte biliyorsunuz Tansu Çiller de ilk başta gündeme getirmeye çalıştı. Hemen ayağa fırlayan yine Milli Güvenlik Kurulu'nun asker üyeleriydi. Şimdi bu sorun da ortadan kalktı. Artık asker şey oldu yani, biat edilmiş vaziyette. Ve askerden herhangi bir şey gelmesi de mümkün değil. O zaman neye teslim olunuyor? Türk milliyetçiliğine teslim oluyor. Çünkü Erdoğan'ın şu andaki koalisyon ordu Milli Hareket Partisi, yani ve Milli Hareket Partisi aslında Avrupa demokrasi standartlarında
hükümette yer almaması gereken bir parti. Yani baktığımız vakit Türkiye'de, Fransa'da Milliyetçi Cephe ya da işte İsveç'te İsveç Demokratları ve başka ülkelerde de bu tür sağ, aşırı sağ eğilimli partiler var. Bunlar hiçbir zaman gündeme gelmiyor. Yani hükümet ortaklığı konusunda bir konsensus var. Peki bu Türkiye'de adeta şeyden beri, 60'lı yıllardan beri MHP koalisyon hükümetlerinin şeyi bir ayağı, yani en başta başbakan yardımcısı yapıldı. 70'li yıllardaki o zaman 4 üyesi vardı Milliyetçi Cephe kurulduğunda. Bu nasıl mümkün olabiliyor diye sorgulamamız gerekiyor. Bu aynı zamanda yani sadece militarizmin değil, Türk milliyetçiliğinin de Türkiye'de gerçekten çok şey var olan rejimin bel kemiklerinden biri olduğunu gösteriyor. Zaten 1980 darbesinden sonra Türkeş'in çok ilginç bir değerlendirmesi vardı. Fikrimiz iktidarda, biz hapisteyiz biliyorsunuz. 80 darbesi ilk başta CHP tabanını yatıştırabilmek için MHP de o dönemde lideri ve MHP'liler de tutuklanmıştı. Aynı zamanda işte Erbakan da, siyasal İslam'ın temsilcisi olan Erbakan da siyasal sürgüne gitmişti. Yani sadece soldan yoktu o dönemde siyasal sürgünlük. Aynı zamanda İslami harekette sürgüne gitmişti. Ve ama burada sanki bir Erdoğan özel bir durumu yok mu? Yani Erdoğan sanki Avrupalıları, NATO'yu çözmüş gibi. Yani bu tür şantajlar Suriye Savaşı ile birlikte Rusya ile ABD arasındaki çelişki ve çatışmalardan faydalanarak kendisine alan açtı. Bugün evet. De bu tür şantajlar uygulayarak işe yaradığını görüyor ve bu son İsveç meselesinde de sizin yani pazarlık konusu olduğunuz ne yazık ki meselede de yine yani biraz tabii ayrıntıda kalan bir konu. Sadece olayı bahane uydurmak için, asıl tabii Erdoğan'ın beklediği bazı ekonomik çıkarlar, ekonomik ödüller. Aynısı işte mülteci krizi sırasında yaşandı ve bu dönemde işte Merkel de kötü bir örnek verdi maalesef. Ve işte o mülteci şantajına karşı Türkiye çok büyük sözde mültecilere yardım adında bir ödemede bulundu. Şimdi buna benzer bir şey, bunu yapabilirim şeyinde, beklentisine tamam alırız. Tamam istiyor yani işin evet. Özeti. Yani önemli çıkarlar istiyor. Para diye şey yapmayalım çok. Daha maddileştirmeyelim ama önemli çıkarlar beklentisi içinde, yani paranın da ötesinde artık Türkiye bir hakikaten bir kapitalist ülke konumunda, dolayısıyla örneğin silah sanayinde yine önemli bir ülke konumunda, yani hem belli bir silahlanmanın rahatlaması peşinde, yani Amerika'nın en azından bu şeyini kaldırması, uyguladığı ambargoyu kaldırması beklentisi içinde, aynı zamanda kendi silah sanayinin de ürünlerini pazarlama beklentisi içinde. Bir yani problem onu... var. Evet. Bir problem var. O da şu. Şimdi İsveç'i 2019'dan beri Rojava'dan ya da Suriye'den kaynaklı olarak Türkiye'ye silah ambargosu uygulamakla suçluyor. Sizler, sizin gibi diğer gazeteciler, aydınlar, akademisyenlerin İsveç'te bulunmasını gerekçe gösteriyor. YPG'ye, KSD'ye yardım ettiği ya da bu Suriye, yani Rojava yönetiminden insanlarla, yöneticilerle görüştüğünü öne sürüyor. Bütün bunları tırnak içerisinde teröre verilmiş bir destek olarak görüyor Erdoğan. Tezlerini bunun üzerine oluşturmuş durumda. Aynı Erdoğan'ın da yani Türkiye'nin de ortağı olduğu uluslararası koalisyon PSD ile birlikte DAEŞ'e karşı mücadele yürütüyor. Yani evet. Madem sorun buysa bunu Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. NATO kendisi yapıyor.
Ya bu burada da bir sorun yok mu? Kesinlikle bu da yani iki yüzlünün tipik örneklerinden biri. Yani siyasal İslam'ın yükselişine karşı şu anda Kürt siyasal hareketinin desteğine ihtiyaç var. Ama bu konuda da tabii Türkiye'nin önemli 90'lı yıllarda bir başarısı söz konusu. Kürt özgürlük hareketini terörist örgüt olarak kabul ettirmeyi başardı. Bu da belki bazı hataların da rolü olduğu ileri sürülebilir ama bugün Türkiye'nin Erdoğan'ın iddialarına karşı İsveç devletine göre PKK bir terör örgütü. Yani burada PKK'ye herhangi bir şey söz konusu değil. Yani burada PKK temsilcilik bulunduramaz, kuruluşlarını kuramaz. Ama Erdoğan'a göre Kürt demek, PKK demek ve Kürt demek terörist demek. Yani bir yandan parlamentoda Kürt milletvekilleri yer alırken bir yandan da böyle bir siyaseti Erdoğan uygulayabiliyor. Ve şey önemli, baktığımız vakit Kürdistan İşçi Partisi uluslararası siyasal bilim standartlarına göre bir ulusal kurtuluş hareketi. Bunu birçok aydın da dile getiriyor ve yasal açıdan da Brüksel'de terör örgütü olmadığı konusunda bir karar söz konusu. Bunun da tabii etkileri söz konusu olacak diye düşünüyorum ileride. Bir anlamda da buna karşı bir gard alma, bir pozisyon alma olarak da niteleyebiliriz bunu. Şimdi sizinle ilgili durum tam olarak ne? İsveç medyasına yansıyan tabii ki bilgiler var. Kamuoyu ne düşünüyor? Devlet ne düşünüyor? Sadece siz değil, sizin dışında da tabii isimler evet, yani var orada. Size yansıyan bir durum var mı? Tam olarak nedir durum? Zaten yasal olarak zaten bunu Türkiye hükümeti denedi. Yani 2019 yılında başvuruldu iade edilmem için. Yani 2011'deki bir davadan dolayı, düşünün ki 2011 yıldır bitmek bilmeyen bir dava söz konusu. O kadar kötü hazırlanmış bir dava ki savcısı, hakimi içeride, hapiste. Ve buna rağmen bu dava düşmesi gerekirken, kapatılması gerekirken şeyde tutulmuş, devrede tutulmuş bir dava. Ve bu İsveç Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi ve hükümet de bunu kabul etti. Yani tekrar bunu gündeme taşımanın yasal anlamda bir anlamı yok. Anlamı sadece politik. Bunu politik olarak bir şantaj unsuru olarak kullanmaya çalışmak. Bunu bilmiyorlar mı? Elbette biliyorlar. Ama bu çirkin aynı zamanda bu listede, istenenler listesinde yer alan siyasal muhalifleri de taciz etme anlamına geliyor. Küçük düşürme anlamına geliyor. Yani hedef gösterme aynı şekilde. Aynı zamanda hedef gösterme, çünkü o tip yapılanmaları da var. O tip tehditlerle de karşılaştık 2019 yılında. Ama kulak asmadık. Sıkıysanız gelin, bastonum elinde dedim yani. Evet. Şimdi ne bekliyorsunuz peki? Yani bu belki esas önemli nokta şu. Yani buradan bir iş çıkar mı Türkiye açısından? Bunu bilmiyorum. Ayrı bir tartışma konusu. Ancak kriz yaratmayı başardı Erdoğan yeniden. Bunun faturası Erdoğan'a çıkar mı çıkmaz mı? Bunu bilemiyoruz ama gelen mesajlara bakıldığında ortalama olarak şu söyleniyor. Türkiye'nin güvenlik kaygıları giderilsin. Yani sanki şöyle bir şey, tabii ki yani o siz başta olmak üzere diğer gazeteci yazarlar, insan hakları savunucuları neredeyse Türkiye açısından güvenlik tehdidi haline gelmiş. Aynı şekilde Kürtlerin hak
arayışı. Kürtlerin hak talep etmesi de Türkiye açısından bir güvenlik sorunu olarak algılanıyor ve Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri de evet Türkiye'nin haklı güvenlik kaygıları var. Bunlar giderilmeli. O açıdan buradan yola çıkarak ne bekliyorsunuz? Hem tabii ki Avrupa'da yaşayan sizin şahsınızla ülkesini terk etmek zorunda kalan aydınlar, gazeteci yazarlar bu durumdan nasıl etkilenecek? Bir diğeri tabii ki bu pazarlık sonuç itibariyle kirli bir pazarlık. Nasıl sonuçlanır? Ne bekliyorsunuz? Yani benim beklentim güvenlik fazla da bu politik standartlar açısından yapacağı bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Avrupa devletlerinin kendi demokratik yapılanmaları ya da yasal sistemleri açısından. Yani sonuçta bence iş şeye dönüşecek, klasik Orta Doğu bahşişine dönüşecek. Aynı mülteci krizinde olduğu gibi. Yani bu yolda maalesef Merkel açtı. Ve aynı dönemde örneğin yine Türkiye'nin bir anlamda rüşvet diyebiliriz. Almanya'da yani çeyrek asırdır devam eden bir Mezopotamya yayın evi ve dağıtım evi vardı. Ve bu kapatıldı, el kondu. Peki Alman hükümeti düşünmedi mi? Acaba bu yeni mi oldu? 25 yıldır o zaman niye şey yapıyordunuz? Yani bu konuda Avrupa devletlerinde maalesef iki yüzlü çelişen siyasetleri var. Yani bir anlamda o da rüşvet olmuş oldu. Ve umarım bu şekilde benzeri uygulamalar Avrupa'da diğer Kürt toplumunun ya da diğer azınlıkların kendi yapılarına yönelik bir şeye dönüşmez saldırıya. Burada belki de Avrupa kamuoyunun, medyasının, sivil toplum örgütlerinin yani devletler dışındaki kamuoyunun da etkili bir şekilde bilgilendirilmesi kesinlikle son derece önemli galiba. Yani bunun devreye girmesi lazım. İsveç'te kamuoyu nasıl? Bu tartışmayla birlikte nasıl bir kamuoyu oluştu? Yani tabii yani sonuç olarak daha çok şaşkınlık ve anlayamama. Yani nedir bu diye, nasıl böyle bir şey olabilir şeklinde bir tepki söz konusu. Bir anlamda da şey söyleyebiliriz. Bu tip şeylerin ülkeyi küçük düşürdüğünü ve var olan iktidarı küçük düşürdüğünü, acayip karşılandığını. Yani işte en son Dışişleri Bakanı'nın İsveçli kadın Dışişleri Bakanı'na yönelik tacizi. Bu da bir tacizdir yani. Çavuşoğlu'nun değil mi? Yani Çavuşoğlu'nun tacizdir. Yani Me Too hareketi büyük tepki gösterebilir buna. Yani göstermesi gerekir. Evet. Yani bu rahatlıktalar. Yani sadece başkandan ibaret değil. Bu Türkiye'de bunun bir kültür haline gelmesi ciddi bir şey, sorun. Herkes artık başta işte başlayıp aşağı doğru herkes birer Erdoğan olmuş yani. Evet. Kendisini tanrı gibi görüyor. Şimdi diğeri belki öyle kapatalım. Rusya faktörü de burada önemli. Erdoğan aslında böyle davranarak bu her iki ülkenin NATO üyeliğine karşı çıkarak Putin'e de göz kırpıyor. Putin'den de taviz koparmak istiyor. Kesinlikle. Ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle bu aynı zamanda Putin'le yapılan bir flört olayının yansıması. Yani bu bir anlamda şeye destek, masa altından Putin'e verilen bir destek. Bunun karşısında elbette yine belli çıkarlar söz konusu. Bilmiyorum. İşte durum böyle olunca Rakıp abi, yani bu gerçekten Avrupa demokrasisini, dünya barışını, istikrarı tehdit eden bir davranış. Yani bugün Irak'a baktığımızda
Irak hızlı bir şekilde iç savaşa doğru gidiyor. Suriye aynı şekilde 10 yıldır iç savaşta, 10 yılı aşkın bir süredir iç savaşta boğuşuyor. Yani tamamıyla veya çoğunlukla Erdoğan'ın politikaları ve Erdoğan'ın politikalarına bazen boyun eğen, bazen alan açan, bazen isteyerek destek veren, bazen çıkarlarından kaynaklı olarak alan açan Avrupalıların, NATO'nun ya da ABD'nin ya da Rusya'nın verdiği tavizler sonucunda bu noktaya geldi. Yani öyle bir duruma geldi ki neredeyse gerçekten yani hali hazırda 3. Dünya Savaşı'ndan zaten söz ediliyor ama daha büyük felaketlerin kapısını Erdoğan açılacak herhalde, öyle görünüyor bu. Yani kesinlikle bu durum 1914 öncesi ulusal döneme sanki dönülmüş gibi hissediyorum ben de. Bu ciddi bir tehdit insanlık açısından. Bu bakımdan da gerçekten kamuoylarının uyarılması gerekiyor. Peki. Rabbi, evet. Çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırıp yayınımıza katıldınız. Yüreğimiz kalbimiz ve barış kazanacaktır. Çok teşekkürler. Yüreğimiz kalbimiz her zaman olduğu gibi sizinle birlikte. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Zaman ayırıp bizi izleyen izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Veda ediyoruz. Yarın yine buradayız.